Son duruma bakacağız. İtalya'da da Covid-19'dan ölenlerin sayısı 10 bini geçti biliyorsunuz. Vaka sayısı ise 100 bini aşmış durumda. Ülkedeki son durum A Haber ekibinden Dündar Keşaplı'da. Dündar. Teşekkürler Banuel. Evet, ülke genelinde ne yazık ki gerilimli bekleyiş devam ediyor ve günden güne sayılar artıyor. Ancak iyi olan bir taraf ise son iki haftada iyileşme oranında yükselme kaydetmesi. 1590 dünkü rekor sayıydı. Bu bir iyi haber. Tabii dün akşam saatlerindeki gelen bilgilerde hayatlarını kaybedenlerin toplam sayısı 812 idi ve 11.591'e ulaştı bu sayıyla. Tabii ülke genelinde sayı gün geçtikçe yükseliyor. Önlemler alınmış durumda ve doğal olarak ülke genelinde de bir üzüntü var. Bu nedenle bugün öğlen saatlerinde İtalya yere saatiyle 12'de bütün resmi kurumlarda bayraklar yarıya indirilerek bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ölenlerin anısına. Ve gerçekten o an çok üzüntülüydü. Bütün İtalya genelinde böyle bir tablo yaşandı. Bunun yanı sıra tabii İtalya'ya yardımlar birçok ülkeden geliyordu. Tekrardan hatırlatalım. Türkiye de bu yardım serisine katıldı ve İtalya'nın ihtiyacı olan tıbbi malzemeleri başkent Roma'ya ulaştırdı. İtalyan Dışişleri Bakanı Di Maio ile Bakan Çavuşoğlu arasında da bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Bu destekten dolayı Türk hükümetine teşekkürlerini iletti Di Maio, Bakan Di Maio. Evet, bunun yanı sıra Milano'da önemli bir hastane kuruldu fuar içinde. Gerçekten rekor düzeyde, rekor zamanda 10 gün içinde 120 kişinin yardımlarıyla toplanan 21 milyon euroya mal olan bir hastane kuruldu ve 250 kişi burada tedavi görecek. Bu da çok güzel bir haber Lombardiya bölgesi için, çünkü gerçekten Lombardiya bölgesinde yaşanan en büyük sıkıntılardan biriydi hastane ve doktor hemşirelerdi. Bunun yanı sıra ilginç bir analiz yapılmış Imperial College de Londra'dan. Her gün verilen bilgiler doğrultusunda İtalya'da 6 milyon kişinin virüs vakasına bulaşıldığı bilgilerini iddia etmiş. Yani %9.8 nüfusun, ilginç bir analiz yapmış ve böyle bir bilgiler az önce bize ulaştı. Bunun yanı sıra tabii İtalya genelinde alınan önlemler 3 Nisan'a kadardı. Ama Sağlık Bakanlığı yapmış olduğu açıklamada Paskalya sonrasına kadar devam edecek ve o dönemden sonra yavaş yavaş normal hayata geçilmesi bekleniyor. Ancak tabii kademe kademe yapılması gerekiyor mesajını verdi. Son olarak doktorlarda yine hayatlarını kaybedenlerin sayısı 66 ve çok sayıda hemşire, yani 6000'i aşan hemşire de koronavirüs vakasından ne yazık ki evlerinde veya sağlık merkezlerinde tedavi gördükleri bilgilerini vererek sözümü tamamlıyorum. Benim Roma'dan aktaracaklarım bunlar. Yine ilerleyen bültenlerde birlikte olmak dileğiyle söz sizde.